Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 3 hadis-i şerif arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. An Cabirin radıyallahu anhu anin nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kale. Beynel abdi ve beynel küfri terkus salati. Sadaka Resulullah. Hazreti Cabir Hazretleri'nin naklettiği bir hadis-i şerifte kainatın medarı iftarı sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Kul namazı da terk etti mi işte o zaman küfürle arasında hiçbir perde kalmamış demektir. Müslim İman 134 no'lu hadis-i şerif. İkinci hadis-i şerif an Enes ibn Malik'in radıyallahu anhu kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Men lem yekun lehu vera'un yesudduhu an ma'siyetillahi iza khala lem ya'be illahu bi şeyin min amelihi. Sadaka Resulullah. Hazreti Enes bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Yalnız kaldığında kendisini Rabbine isyan etmekten alıkoyacak kadar takvası olmayan bir kimsenin yapacağı amellerin Allah nezdinde ne kıymeti olabilir ki? Müsned-i Şihab 1. cilt 303 no'lu hadis-i şerif. 3. hadis-i şerif an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Unzuru ila men esfele minkum ve la tenzuru ila men huve fevkakum fehuve ecderu ella tezderu ni'metallahi. Sadaka Resulullah. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sahip olduğunuz imkanlar açısından durumu sizden daha iyi olanlara değil, daha fena durumda bulunanlara bakın. Zira bu bakış zaviyesi Allah'ın nimetlerini hafife almamanız için en uygun yoldur. Müslim Zühd 9 no'lu hadis-i şerif. Rabbim ibadetlerimizi hakiki manada yapmayı, Rabbimizin rızasını elde etmeyi, helal dairede ameller yapmayı bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.